Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Erdis Kasisli iniş parkurundayız. Ve bugün dikkat ettiyseniz yağmurlu bir havada Kasis iniş parkuruna geldik ama çok zor olacak arkadaşlar. Kasis iniş parkurları normalde zaten zor. Bir de yağmur eklendi, iyice zorlaştı ve ben kahramanlara da şöyle bir yer ayarladım. Onlar orada böyle güzel bir şekilde ıslanmadan duruyorlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Güzel bir alanımız var ve bugün ise hızlı sedan arabalar bizlerle arkadaşlar. Hızlı sedanlarla Kasis iniş parkuru. Kia'nın K9 modelini görüyorsunuz. Burada BMW M5 var. Yanında Skoda Superb. Burada Toyota Camry. Hemen burada Hyundai Elantra ve Volkswagen Passat dizlerle. Arabalar gerçekten hızlı ve tamamı sedan, gördüğünüz gibi çok güzel arabalar var. Sizin favori arabanız hangisi bilmiyorum ama yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Örümcek, istediğini seç, başlayalım. Evet arkadaşlar, önce Örümcek'le daha sonra diğerlerini izleyeceğiz. Kia'nın çok güzel arabaları var arkadaşlar aslında ama bizim ülkemizde bunlar çok fazla satılmıyor, gelmiyor da zaten. Yavaş, bu ne ya, bu ne abi, hızlı araba bu neymiş böyle? Kia'nın K9 modeli. Muhtemelen bu bizim ülkemizde yok arkadaşlar ama çok güzel bir araba. Bu nasıl bir uçuş? Araba aşırı hızlı. Yavaş ol. Aşağı düşecek. Aşağı düşecek. Yapma bunu. Abi araba inanılmaz hızlı ya. Bir atladı, gördünüz. 6-7 tane birden geçti Kasisi. İnanılmaz hızlı bir araba. Oy. Fena çakıldı. Yalnız fena çakıldı. Kal orada. Tam da kayanın üzerinde. Abi maalesef diskalifiye, yani çok garip bir performanstı. Hiçbir şey anlamadım resmen. Şimdi Baldi izleyeceğiz. Bakalım Baldi, koş Baldi ıslanmadan. Koş. Skoda'nın Superb modelini kullanacak arkadaşlar. Hızlı bir sedan bu araba ve yeni bir araba aynı zamanda. 2022 olması lazım modeli. Güzel bir araba, sevilen bir araba, hızlı bir sedan. Bakalım Baldi'nin performansı nasıl olacak? Burası buzlu bir yol, gördüğünüz gibi. Ardından normal yola geçiyoruz. Ve bu parkur zaten çok zor, bildiğiniz gibi. Ekstra zorluğu ise ne yapıyor? Yağmur yapıyor arkadaşlar. Yağmurla beraber parkur iyice zorlaşıyor. Baldi gidiyoruz. Allah ya, yine diskalifiye. Abi bu ne ya? Var ya, ben... Keşke yağmurlu bir güne denk getirmeseydim arkadaşlar. Biliyordum böyle olacağını. Zaten parkur çok zor. Yağmurlu havada bu parkura gelmek zaten bildiğin tamamen diskalifiye olacaksınız demek. Ve ikinci arabada maalesef diskalifiye oldu. Skoda Superb'in performansı Baldi ile. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Demeden de devam ediyoruz. Koş abi, azıcık koş, ıslanma. Yağmur çok fena yağıyor arkadaşlar. Şu an için Volkswagen Passat'ı kullanacak demir adam arkadaşlar. Yine çok güzel, sevilen ve hızlı bir sedan araba arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Mükemmel gözüküyor gerçekten. Çok güzel bir araba. Harika duruyor Volkswagen Passat. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak, beraber göreceğiz arkadaşlar. Güzel. Şimdi dikkatli bir şekilde başladı. Haydi bakalım. Dikkat, yavaş. Çok hızlı gitmezseniz bu parkuru bitirirsiniz arkadaşlar. Ama hızlı giden bitiremez, onu şimdiden söylüyorum sizlere. Hızlı giderseniz bitiremezsiniz. Ve şu an devam ediyor. Dikkatli bir şekilde gitmesi lazım. Güzel. Birazcık yan dönmeler başladıysa sıkıntı. Abi bu parkur, Allah, gitti. Kesin gitti. Allah. Abi kurtarması lazım. Tamam, sakin. Hala dönüyor. Allah, tamam, sakin. Abi bu ne böyle? Tamam, toparladı. Abi inanılmaz bir şans, inanılmaz bir başarı diyebilirim. O araba nasıl aşağı düşmedi? Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Şu an için tekli kasisleri geçti. İkili kasisli inişe geldi şu an için demirden. Burası biraz daha kolay. Çünkü ikili kasis biraz daha rahat edebilir. Ama yine de çok tehlikeli. Araba nasıl? Abi nasıl bitiriyor bu parkuru? Şu an anlamış değilim. Biraz tabii kazalar, taklalar falan atılıyor ama önemli olan finişe ulaşabilmek arkadaşlar. Nasıl bitirdiğiniz önemi yok. Yeter ki finişi görün. Şu an araba hala dönüyor. Döne döne gidiyor. Çok dikkat etmesi lazım. Ve işte bu.
Volkswagen Passat gücü arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. İnanılmaz bir mücadeleyle bitirdi. Yani diskalifiye olmamak için çok büyük çaba sarf etti adam ve başardı. Şimdi Recep abiyle devam ediyoruz. Koş Recep abi, ıslanma abi, koş 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 koş. Oo, günün en hızlısını alıyor. BMW M5 arkadaşlar. Günün en pahalı diyebilir miyiz? Diyebiliriz aslında. En pahalı ve en hızlı arabası BMW M5 arkadaşlar. Allah, kaymaya bakın. Abi zaten tam bir drift arabası BMW M5. Recep abi de zaten şu an bunu ispatlıyor bize. Recep abi drift zamanı değil ya. Parkuru bitir abi. İçeriden sürme, süremezsin. Devam. Devam abi. Yağmurlu havada kasis iniş parkuruna hızlı sedan arabalardan BMW M5 ile Recep abi devam ediyor şu an için. Sizin favori arabanız yazdınız. Kanala hala abone değilseniz abone olabilir, videoyu beğenip bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu arada Recep abi de diskalifiye olacak diyecektim, olmadı, kurtardı. Passat gibi. Hadi bakalım. Şu an devam ediyor. Gayet güzel. Atlayışlar fena değil. Ama diskalifiye sanırım. Oo, toparladı. Gayet iyi. Abi var ya, aynı Passat gibi şu an durum. Yani böyle giderse muhtemelen M5'te parkuru bitirecek. Çok dikkatli bir şekilde izleyelim. Favori arabanızı çok dikkatli yazın. M5 hala devam ediyor. Hadi abi bitir şu işi. Bitir şu işi. Gitme sağ tarafa. Recep abi gitme ya. Gitti abi o daha. Ya abi çok sağa yanaştı. Çok sağa yanaştı. Ve maalesef Recep abinin de performansı suyun dibinde. Ve M5 günün en favori arabalarından bir tanesiydi. Ama olmadı. Recep abiyle BMW M5 bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar diskalifiye oldu. Daha iyisi olabilirdi tabii ki ama yapamadı. Şimdi Batman'i izleyeceğiz. Batman'in arabası Hyundai Elantra arkadaşlar. Daha sonra da Kaptan'la Toyota Camry'nin performansına bakacağız. Bakalım onların performansı bugün nasıl olacak? Önce Hyundai Elantra diyoruz. Yine ülkemizde çok kullanılan arabalardan bir tanesi. Oo, dikkat et, kaydırma çok fazla. Abi araba çok iyi kayıyor, gördünüz değil mi? Aşırı güzel araba. Hadi bakalım. Şimdi aşağı doğru inişler başlıyor. Hyundai Elantra ile. Güzel bir atlayış. Gayet iyi. Bak. Hop. Sakin. Sağ tarafa biraz yanaştı ama sıkıntı olmaz umarım diyeceğim de araba yan döndü. Bu artık kurtaramaz, söyleyeyim. Geçmiş olsun. Ve bir diskalifiye daha geldi. Abi bu parkur gerçekten çok zor. Ama yağmur olduğu için 2 kat, 3 kat daha da zorlaşmış gözüküyor. Çünkü sadece Volkswagen Passat bu parkuru bitirebildi. Zaten normalde de bitirebilen sayısı çok azdı. Ve yine öyle olmaya devam ediyor arkadaşlar. Volkswagen Passat'tan sonra henüz başarı göremedik. Ve Elantra'da diskalifiye. Son arabamız. Kaptan koş ıslanma. Koş. Toyota Camry var arkadaşlar karşınızda. Ülkemizde çok fazla yok. Bir hibrit araba bildiğim, yanlış bilmiyorsam yani. Hem elektrik hem benzinli. Belki normalleri de vardı bilmiyorum ama çok fazla yok ülkemizde. Ama var ama çok yok. Şimdi bakalım Toyota Camry'ye nasıl bir performans gösterecek kaptan, merak ediyorum ama bakalım, göreceğiz. Hadi bakalım Camry'ciler, izleyin kaptanı, desteklemeye devam edin şu an için. Bu geçişler başarılı, yavaş yavaş gidiyor, kontrollü bir şekilde, güzel, gayet iyi. Bakın geçişler çok güzel, dikkat ettiyseniz yavaş yavaş gidiyor. Böyle giderse parkuru bitirir zaten ama işte yine de araba bakın bu şekilde hakimiyetini kaybedebiliyor sürücüsü ve böyle de diskalifiye oluyor. Ve bir diskalifiye daha geldi. Evet arkadaşlar yani çok zorlu bir parkuru daha da zor hale getirdim bugün yağmurla beraber. Yağmurlu bir günde kasis iniş parkurunda başarıya ulaşmak yani herhalde çok zor bir şeydi. Kaptan arabadan in. 100 tam kaçta merdiven var. Kaptan oradan bir çıksın. 100 balıklar gelmeden, köpek balıkları, çık hızlı. Kaptana bakın. Harika. Evet arkadaşlar bugün hızlı sedan arabalarla kasis iniş parkuruna geldik. Yağmurlu bir günde, yağmurlu bir havada bayağı zor oldu zaten gördüğünüz üzere. Sadece Volkswagen Passat'ın performansı başarılıydı. Geriye kalan tüm arabalar maalesef
diskalifiye oldu. Umarım favori arabanız Volkswagen Passat'tır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Ha bu arada böyle farklı hava koşullarında yapalım mı? Yağmur, kar, rüzgar, şimşek gibi. Onu da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.